Formula E'de Berlin'deki final yarışı öncesine sıralama turları yine yakın geçti. Sebastian Buemi 24 aracın katıldığı grup aşamalarını 1.15.660'lık derecesiyle ilk sırada tamamladı ve süper pole kalmayı başardı. René Rast 1000'de 28 saniye geride ikinci, Stoffel Vandoorne 1000'de 57 saniye geride üçüncü, Nyck de Vries 1000'de 69 saniye geride dördüncü ve Robin Frijns 0.133 saniye geride beşinci oldu. Son bölüme kalan son isim ise 0.188 saniye geride kalan Eduardo Mortara oldu. Yakın geçen mücadele Super Pole'de devam etti. Mercedes'ten Vandoorne 1.15.468 ile iyi bir tur ortaya koydu ve Buemi'nin 1000'de 59 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Rast güçlü performansını devam ettirip 3. olurken De Vries 4. Frijns 5. ve Mortara 6. oldu. Alexander Lin, Neil Yani, Sergio Sette Camara ve Lucas Di Grassi ilk 10'u tamamlayan isimler oldular. Felipe Massa ise 11. oldu. Yarış başladıktan kısa bir süre sonra ise Vandoorne, Sebastian Buemi, Nyck de Vries ve René Rast dörtlüsü diğerlerinden uzaklaşarak galibiyet ve podyum için çekişmeye başladılar. Liderlik Buemi ve Vandoorne arasında birden fazla kez el değiştirdi. Ama Vandoorne yerini korumayı başardı ve galibiyete uzanan isim oldu. Bu aynı zamanda pek çok ilkin anlamına da geliyordu. Vandoorne geçen yıl katıldığı serideki ilk galibiyetini alırken Mercedes de yine serideki ilk galibiyetini elde etti. Vandoorne bu sonuçla şampiyon ikincisi de olmayı başardı. Nyck de Vries son bölümde Buemi'yi güzel bir atakla geçerek ikinci oldu ve podyuma çıkarak Mercedes'e dubleyi getirdi. Gümüş oklar böylelikle hem ilk galibiyetini hem de ilk dublesini aldı. Üçüncülüğü kazanan isim ise Buemi oldu. İsviçreli pilot bu sonucun ardından şampiyon ikinciliğini de Vandoorne'a kaybetmiş oldu. René Rast güçlü bir yarış çıkarıp 4. olurken Sam Bird 5. Lucas Di Grassi 6. Jan-Erik Vern 7. ve Alex Lin 8. oldu. Son yarışın son puanları Antonio Felix da Costa ile Eduardo Mortara'ya gitti. Böylelikle Berlin'de yapılan 6. yarışla beraber Formula E'deki 2019-20 sezonu sona ermiş oldu.